Değerli dostlar, videomuza hoş geldiniz. Birkaç gün önce bu seçim sonuçlarını değerlendirmek için bir video yapmıştık. Oraya gelen yorumlar, bana özelden geri dönüşler için bir video daha yapmam icap ediyor. Öncelikle şunu ifade edeyim. Ben bu videoları herhangi bir siyasi amaçla yapmıyorum. Sadece bu 2000'lerle ilgili SGK mağdurları açısından, adalet açısından, mağduriyetler açısından burada tamamen objektif bir duruş sergiliyorum. Yoksa bizlerin de bir dünya görüşü, siyasi görüşü var. Onu burada sergilemiyorum. Konumuzla ilgili ilerliyorum. Değerli arkadaşlar, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin bizlerle ilgili söyledi. Sadece bir iki cümle var. O cümlelerden bir tanesi, mağduriyet yok, biz gerekeni yaptık. Bir tanesi de edebiyat yapıyorlar. Ben şimdi artık edebiyatı bilmem de artık böyle bir felsefi durumuna geçtim yani. Böyle giderse bayağı bir felsefeci olacağız, çıkacağız. Bu SGK ile ilgili gerçekten çarpık bir durum var. İşte benim YouTube kanalımda, ben şu anda oraya bu konuya ağırlık verdiğim için insanların feryatları var videoların altında. Çeşit çeşit sorunlar. Ben 2000'lerden sonrakilerin emeklilik durumuyla ilgili birçok konuşmalar yaparken birçok arkadaşımız, büyüklerimiz, abilerimiz, ablalarımız da başka türlü sorunlarını da yazmışlar. İşte tescil affı diyenler var, kısmi emeklilik diyenler var, işte staj mağdurları. Bunun gibi birçok konu var. Demek ki bu SGK insanların ihtiyaçlarını, beklentilerini karşılamıyor. Mağduriyetler ortaya çıkartıyor. Bu konuda bir çalışma yapmak lazım, düzeltmek lazım. Değerli dostlar, 99'da SGK kanunu yapılmış. Emeklilik yaşı 17 yıl ileriye atılmış, 60 yaşa çıkartılmış. Mevcutlara da uygulayıp onları da mağdur etmişler. Daha sonraki insanlar da, tabii ki hepimiz çalışanız. Hepimizin emeği, hepimizin hakları, vatandaşlık hakları hepimizin aynı olması gerekiyor. Şimdi devletimizin, daha doğrusu hükümetimizin 99'dan öncekilere, yani EYT'lilere bakış açısı birden değişti. Onlar mağdur, onlar öksüz, yetim. Bütün şefkat elini, şefkatli yaklaşımı onlara sergilediler. Bütün iyileştirmeler, düzenlemeler onlara yönelik oldu. 99'dan öncekilere şefkat, 99'dan sonrakilere vurun abalıya, altta kalanın canı çıksın gibi bir ifadeye maruz kalmış oldu 99'dan sonrakiler. Bu SGK kanunun sebep olduğu eşitsizliklere bir örnek ben anlatmak istiyorum. Videolarımızda birçok arkadaşımız yazıyor. Her birisi ayrı bir hikaye. Ama ben bizzat yaşadığımdan bahsedeyim size ki daha etkili olsun. Ben 99'dan sonra sigortaya girdim. Esnafım. Başka bir arkadaşım daha var. O da 99'dan önce girdi sigortaya. O da esnaf. İkimiz de aynı yaştayız. Hatta ben bir yaşta büyüğüm. O günlerden bugünlere ikimiz de hemen hemen aynı primi topladık. 7000 günleri geçtik. Fakat esnaflar, bağkurlar 9000 günlük emekli olduğu için yani bizlerde herhangi bir emeklilik söz konusu olmuyordu. Şimdi devletimiz bunu 7200'e düşürüyor. Şimdi prim günlerimiz aynı, yaşlarımız aynı, işlerimiz aynı, her şeyler aynı. Benim girişim 99 sonrası, arkadaşımın girişi 99 öncesi. Şimdi bu 7200'e düşünce o emekli oluyor. Ben ise durmak yok, yola devam, 60 yaşına kadar daha 14 yıl daha prim ödemeye devam. Sebep ne? Bu giriş tarihleri. Peki bu giriş tarihleri yani adalet sağlamış oldu mu şimdi? Yani daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Böyle bir adaletsizliğe insanların maruz kalması yakışmıyor. Bunlara sessiz kalınması, duymazdan gelinmesi, insanların feryatlarına karşı duyulmaması ayrıca yakışmıyor. Bu arada prodüksiyonla ilgili eksikliklerimiz var. Daha önce de dedim, ben sonuçta esnafım ve bir şeyler söylenmek icap ettiği zaman ya da işte bir gelişme olup da değerlendirmek icap ettiği zaman kamerayı spontane açıyorum, konuşuyorum. Eksiklikler olabilir, kusura bakmayın. Görüntüden daha çok içerik önemli. Bir kamuoyu oluşsun diye insanlara bir mecra açmaya çalışıyorum. Sıkıntıların, dertlerini yansıtabilsin diye. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşünceye kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun.